Cepkolik YouTube kanalında yeni bir inceleme videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Oppo Reno 4'ü inceliyoruz. Daha önce Lite versiyonu ve Pro versiyonu incelemiştik. O videolara da isterseniz etiketler kısmından ulaşabilirsiniz. İçerisine detaylı bir şekilde bakmak yerine kısa bir özet geçmek istiyorum. Zaten Lite versiyonu ve Pro versiyonuyla hiçbir farkı yok. Kutu içerisinden 1 adet 30 wattlık şarj adaptörü, 1 adet tip C bağlantılı şarj kablosu ve kulaklık çıkıyor. Ve son olarak da şeffaf bir telefon kılıfı çıkıyor. Evet, gelelim tasarım kısmına. Telefon 7.7 mm ve 165 gram ağırlığa sahip. Hem ince, hem hafif, hem de şık bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Arka tarafında 3 adet büyük, 1 adet de küçük kamera bulunuyor. Ön tarafında ise çift ön kamerayla bizi karşılıyor. Telefonun sol tarafında SIM yuvası ve ses açma kapatma tuşu, sağ tarafında ise kilit aç kapat tuşu bulunuyor. Telefonun alt kısmında ise 3.5 mm'lik jack girişi, şarj soketi ve hoparlörü bulunuyor. Tasarımına genel olarak bakacak olursak, tasarım kriterlerime, benim standartlarıma çok uygun bir telefon. Ön kameranın konumu olsun, arka kameranın konumu olsun ve diziliş şekli olsun, gayet beğendiğim bir tasarım. Bunun yanına bir de incelik ve hafiflik olduğu zaman gerçekten şık bir görüntü ortaya çıkıyor. İsterseniz Oppo Reno 4'ün detaylarına daha yakından bakalım. 6.4 inç Super AMOLED bir ekrana sahip olan, aynı zamanda %83.5'luk bir ekran gövde oranı bulunan Reno 4'ün ekran çözünürlüğü ise 1080x2400 piksel. Bunun yanında ise ekran tazeleme hızı 60 Hz ve PPI yoğunluğu 411. Oppo Reno 4 Coloros 7.2 ile geliyor. Kullanım şekli gerçekten kolay. Menü arayüzü olsun ya da ulaşılabilirlik olsun, erişebilirlik olsun, gayet basit bir kullanım yöntemi var. Bu yüzden Oppo burada başarılı bir iş çıkartıyor. Parmak izi okuyucusu ekran içerisinde bulunuyor. Ekran alt kısmında bulunuyor. Ayrıca yüz tanıma özelliği de mevcut. Fakat böyle çok karanlık ortamlarda çok da başarılı değil. Bunun en büyük sebebi de yüz tanımayı kamera yöntemiyle yapıyor olması. Bir sensör bulunmadığı için kameranın yüzü net bir şekilde görebiliyor olması lazım. Bu arada dikkat çeken bir özellikten bahsetmek istiyorum. Akıllı temassız kontrol sayesinde gelen çağrıları şu hareketle yanıtlayabildiğiniz gibi sosyal medyada da aynı bu şekilde gezinti yapabiliyorsunuz. Gayet güzel algılıyor telefon. Ne kadar kullanılır bilmem. Hatta kullanılacağını da sanmıyorum ama böyle avantajların olması güzel. Oppo Reno 4 serisinin işlemci kısmında harikalar yarattı diyebilirim. Çünkü Lite versiyonu, normal versiyonu ya da Pro versiyonu olsun, üçünde de kullandığı işlemci gayet başarılı bir işlemci ve performansına güç katıyor diyebilirim. Peki bu işlemci ne diye soracak olursanız, Reno 4 Snapdragon 720G ile geliyor. Bu işlemci 8 nanometrelik ve 8 çekirdekli bir işlemci. Birazdan oyun oynarken de göreceksiniz zaten. Hem performanslı bir telefon hem de çok fazla ısınacağını düşünmüyorum. Telefon 8 GB RAM ve 128 GB dahil depolama alanı ile geliyor. Ama microSD kart desteği ile bu alanı 256 GB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. Ben kullanırken hiçbir şekilde herhangi bir donma ya da takılma hissetmedim. İstediğiniz oyunu ya da istediğiniz uygulamayı gönül rahatlığıyla kullandırabilir. Oppo Reno 4'te bitmeyen, aynı zamanda hızlı şarj olan bir batarya mevcut. Telefonda 4015 mAh batarya bulunuyor. Bunun yanında 30 watt hızlı şarj destekliyor. Hızlı şarjı sayesinde 20 dakikanın altında bir sürede %1'den %50 şarj elde edebiliyorsunuz. Süper güç tasarrufu modu bulunuyor arkadaşlar. Bu mod sayesinde %5 şarj ile 1,5 saate yakın WhatsApp'ta sohbet edilebildiğini iddia ediyorlar. Gerçekten iyi bir rakam. Benim test etme şansım olmadı fakat eminim ki iddia edilen değeri de karşılıyordur. Biraz da bağlantı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Telefonun daha önce bahsettiğim gibi USB bağlantısı tip C. Bunun yanında NFC özelliği bulunuyor ve Bluetooth versiyonunda 5.0. Ve elimizdeki modelde maalesef 5G desteği bulunmuyor. Telefonun kamera kısmını sona bıraktım. Çünkü bu sefer anlatacaklarım biraz uzun. Çünkü
çok fazla kamera var. Arkada bulunan 4 adet kameradan ana kamerası 48 megapiksel çözünürlüğünde 1.7 diyafram açıklığına sahip. Ultra video sabitleme, HDR gibi özellikleri mevcut. İkinci kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde 2.2 diyafram açıklığında ve geniş açılı bir kamera. 120 dereceye kadar geniş açılı fotoğraflar çekebilmekte mümkün. Üçüncü kamerası 2 megapiksel çözünürlüğünde 2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamera. 3 elementli lens bulunan bu kamera ile inanılmaz detaylı fotoğraflar çekebilirsiniz. Son olarak ufak bir kameramız daha var ve bu kamerada mono kamera. Yine 2 megapiksel çözünürlüğünde 2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera ve derinlik sensörü sayesinde portre fotoğraflarına hatırı sayılır bir desteği bulunuyor. Pro versiyonda olduğu gibi yapay zeka destekli renkli portre fotoğrafları çekebilmek kullanıcılara ekstra bir konfor kattığını düşünebiliyor. Arka kameranın video performansına bakacak olursak da 4K 30fps videolar çekebilmek mümkün. Gelelim ön kameralara. Lite versiyonunda da çift kamera bulunuyordu. Normal versiyonunda da çift kamera bulunuyor. Ama Pro versiyonunda tek kamera bulunuyor. Bunun en büyük sebebi de derinlik sensörünün tek bir kameraya yerleştirilmiş olması. Sanki Lite versiyonu ve normal versiyonda bulunan çift ön kamera görünüm açısından çok daha güzel duruyor diyebilirim. Ben bu tasarımı daha çok beğendim açıkçası. Birinci ön kamera 32 megapiksel çözünürlüğünde 2.4 diyafram açıklığına sahip. Ön kamerada da video sabitleme özelliği mevcut. İkinci ön kamera ise 2 megapiksel çözünürlüğünde 2.4 diyafram açıklığında bir kamera. Yine derinlik sensörü sayesinde portre fotoğraflara güzel bir desteği bulunuyor. Video performansı arka kameraya göre biraz yetersiz buldum çünkü sadece Full HD 30fps videolar çekebiliyorsunuz. İsterseniz artık inceleme videolarımızın rutine haline gelen oyun ve Geekbench testlerine bir bakalım. Onun hemen arkasından size bu telefonla çektiğim fotoğrafları göstereceğim. Kısa bir aradan sonra tekrar görüşmek üzere. Sayın yolcularımız, Jeff Kulik Turizm Şirketi'ne hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'dan Kocaeli'ne yolculuğumuz başlamıştır. Birazdan Mavin arkadaşımız size gerekli ikramlarını sunacaktır. İkram almadan önce Jeff Kulik YouTube kanalına abone olursanız seviniriz. Bir tercih meselesi, fakat abone olan kişiler daha fazla kek ve çay ile ödüllendirilecektir.
Oppo Reno 4'ün yaklaşık 3500-4000 TL arası değişen bir fiyatı var. Sizce bu fiyata göre bu performansı yeterli mi ya da eksiksi neresi eksik? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi desteklediğiniz, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi şu andan itibaren desteklemek isteyen arkadaşlar ise kanala abone olarak ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek bize destek olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve bildirimleri de açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.